Bu arada size bir sürprizim var hanımlar. Ne sürprizin var mı? Bakın kim geldi. Aa, kolay gelsin. Hoş geldin. Bak sana çiçek getirdim. Misafirimizi biz de tanıyalım mı? Kuzeniyim. Ne getirdin Seher? Çiçek getirdim. Bana mı getirdin? Yok. Hayır canım, gelinime getirmiş. Ya sizin için de şuradan şöyle. Kaç yaşındasın Seher? Ya 20 yaşındayım. Çalışıyorum. Deniz de 21 yaşında. Yapabilecek mi sence? Yapabilir ya. Deniz becerikli. Bebeğim ya çok sağ ol, getirdiğin için oraya koyabilirsin. Nereye koyayım? Oraya koy bebeğim. İçeri bırak. Denizli yere koyabilirsin. İçeri bırak bence de. Zaten seni hiç tınlamıyorlar. Yani, de ki normaldir. De ki normaldir. Haklı olarak yani şu anda bir rekabet içindeler. Seni ciddiye almıyorlar mı? Ciddiye alıyorlar beni. Niye almasınlar? Yani şu anda... İyicene sıktın mı? İyicene sıktın daha mı? Daha önemli yapmaları gereken yani bir şey var. Hadi çiçeği götür o zaman. Anneciğim biraz kısma ya. Hangisini kızım? Şunu kısıyorsun. O dedi. Yok patlar yok de. Sen niye bakıyorsun anne? Sen et suyunu boşalt. Et suyunu boşalt. Ben bakarım oraya hadi. Dahudiyat için haşlanan etin suyu pilav için ayrıldıktan sonra ana yemeğin soğanlarını kavurmak için tencereye sıvı yağ konuyor. Nereye koydum soğanı? Kafam karıştı. Soğan buraya koydum. Anne. Soğan buraya koydum. Fırtına gibisiniz hanımlar. O soğan ne için? Çorba için. Yok, dahudiyat için. Anneciğim, kayınvalideler biz bu yemekleri bilmiyoruz diye eleştirirlerse... İnternetten baksınlar. Ben menüleri burası, okuyunca... Burası. Bekleme odasında hep internetten baktım. Bilmiyorlarsa katılmasınlar. Ayrıyetten lezzet... Acele et annem, acele et bak. Lezzet, yemek tatma programı yani burası. 4 aylık gelin, 30 yıllık gelini alt edecek. Hadi canım. Hem de öyle böyle. Ana yemek dahudiyat için doğranan soğanlar salçayla birlikte kavruluyor. Ne kadar zamanınız geçti biliyor musunuz? Hayır söyleme söyleme, ne olur söyleme. Deniz bundan al. Al koy hadi. Tamam etini anne koy. Dur pisim. Kızım sen bir koy, beni dinle. Etini koy. Çok uyanıyorsun bak. Dur öyle değil, öyle değil. Nasıl? Şöyle. Çok koyma bence. Tamam. Onu da koy yeter. Ver de tamam. Ana yemek dahudiyatın haşlanan etleri de tencereye girdikten sonra yemeğin suyu ayarlanıyor. Malota çorbasının sosu için kavrulan soğanlara salça ekleniyor. Ardından lahmacunun hamurunu açmak için tezgah unlanıyor. Bakın hamuru ne güzel puf puf olmuş. Bu hamurun özelliği neydi? Bunun özelliği içine sıvı yağ koymanız. Hamurun içine sıvı yağ koyacaksınız. Püf noktası budur. Anneciğim hamur ne güzel olmuş. Evet dün canım benim. Ciğerim bayağı şey yapmış. Püf noktasını kimden öğrendin? Kendisi yaptı vallahi, denedi, çok denedi. İçine sıvı yağ girerse ne olur biliyor musunuz? Püf şorbası. Sertleşir diyorlar ama yağlı sertleşmez, denedim ben, denedim. Yağlı kağıtlar çekmeceli anneciğim. Ama biz pişirmeyi farklı yapacağız. Nasıl pişireceksiniz? Onu da bana bırak. Lahmacunu şimdi mi pişireceksiniz? Yok, hayır. Hayır pişirsin ya, yumuşak olacak. Ama daha 2 saat var. Ha 2 saat var, sen söyledin ben inandım. Lahmacun için açılan hamurlar kase büyüklüğünde kesiliyor. Tuzuna bakacağım Deniz. Anne bak hepsine bak, ben bunları açıyorum. Vakit kaybetmeyelim, dur şuraya koy. Tuz. Kızım çekilir ya, adam çekiliyor. Bayağı ağaç var. Buraya da koy. Tamam bebeğim, dur. Bebeğim mi? Anneme diyorum sana. Annene bebeğim mi diyorsun? Tabii ki de. Aranızda ne büyük aşk varmış. Kocama bile bu kadar aşık değilim. He he. Dur karıştıracağım annem, kusurdu. Halep usulü lahmacun için gelinimiz hamur açmaya devam ediyor. Anneciğim, mutfağa girmelerine izin verecek misin? Girsinler. Alacak mısın? Alıyorum. Hepsini mi? Hepsini alıyorum. Deniz? Hepsini alabilirsin. Deniz, 4 kayınvalidenin de mutfağa girmesini ister misin? Bununki hangisidir ya? Açıyorum, açıyorum. Önemli değil mi? Önemli değil. İlk gün gelinimiz istemedi ama sonraki gelinlerimiz izin verdi. Evet, ben de onlara izin vereceğim. Hemşehrine izin vermeyecek misin? Hiç vermiyorum. Mardinliği neden çekemiyor? Yok valla biz çekiyoruz da o niye çekemedi? O bizi çekemedi. Bu son anne. İçine yapacağım. Bana yok mu? Acele etme şimdi, bunları sen güzel sen aç. Sonra. Lahmacunlar. Lütfen bana da yap bir tane. Yok yok sana. Olmaz, bana da yap. Çok küçük yaptın anne. Bari bunu bana yap. Bir tane bir ölmektense diğer gelinler gibi. Böyle küçük yaparım daha iyi. Şurayı da incel. Lahmacun için hamur açmaya devam eden gelinimiz bir yandan da ana yemeği dahudiyatın köftelerini tencereye alıyor. Eyvah bozuldu. Bozmadan koy, aferin. Gelin biraz beceriksiz galiba. Olsun, o kadar da 21 yaşında. Bir gören diyecek 50 yaşında. 30 yıllık gelinimiz nasıldı? Tamam, yani o beceremediyse gelinim becerir valla. Lahmacuna devam eden gelinimiz şimdi de açtığı hamurun üstüne harcını koyuyor.
Anne sen beni heyecana sokma tamam mı? Bak, ben yapacağım. Anneciğim, kayınvalidelerin hep yüksek puanları kaldı. Var var. İki tane üç var, bir dört var. İnşallah bugün vermezler. Allah korusun, vallahi kıyamet koparırım cidden. Bana neden lahmacun yapmadın? Yapsaydın kız bir tane ona. Yapsana bir tane Deniz. Hayır kızım, hayır. Anne. Hayır. Salatayı koy suya, hadi hadi hadi. Biraz daha salça. Dakika vereceğim yaparsan. Sen salatayı koy. İnanmam tamam. Salça nerede? Al. Şuna koyayım. Bir kaşık olsun. Koy. Aşk olsun, bana yazık değil mi? Yazık değil sana. Oyalıyor seni Deniz, oyalıyor seni. Bu kadar uğraşıyorsun benimle, sana müstahak bunlar. Dahudiyata salça mı koydun? Evet. Eli çabuk gelinimiz şimdi de mevsim salatasına başlıyor. Hayır dur, dorama onu. Dur dur şimdi. Ne? Malzemeleri koy, çok olursa yeter kızım, kaseye koyuyorlar. Ne yapıyorlar? Kaselere koyuyorlar, az az koyuyorlar. Sanki bitiriyor muyuz? Peki sosyete Necla? Zaten sosyete Necla böyle çatalın ucunda, sanki hiç. Neden onunla çok uğraşıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Neden sosyete dedin? Niye? Çünkü oyun oynuyor. Şov yapıyor. Hiç yarışmaya gelmemiş. Yemin ederim var ya, bir kendini göstermeye gelmiş, bir de lak lak konuşmaya gelmiş. Gerçekten mi? Yarışmaya olsa emin ol var ya, bütün menülerden bir tat çıkarırdı. Her dakika durup durup da sosyete hanım, bilmem ne hanım, avukat hanım, bilmem. Ya bunu demek de bilmiyorum ya, çok saçma hani. Sosyete giyinmek, süslenmek, yani ben seven bir insanım. Herkes yapsın bunu. Mevsim salataya devam eden gelinimiz şimdi de havuç rendeliyor. Bak ne getirdim. Anne uğraştırıyor Li. Alsana. Abi ver şunu, ver. Elimi keseceğim. Kalan süremiz tamı tamına bir saat. Şimdi ben bugün Aynur Hanım'ın o anlatmalarını, o üç günün anlatmasına böyle çok şahane bir şeyin çıkmasını bekliyorum. Eğer çıkmazsa benden çekeceği var. Ali Nazik için yoğurt çırpıyorum. Deniz. Patlıcanlarla Deniz, karıştıracağım bunu. Nohutu süzdü döküyorum. Tamam anne. Ama kaynadı o nohutu tamam, süzdü bak. Hadi bismillah de aferin. Çok koyma ama bir kase koy. Düdüklü tencerede haşlanan nohutlar süzüldükten sonra ana yemek dahudiyata ekleniyor. Ardından Ali Nazik'in yoğurt sosu için sarımsak doğranıyor. Anneciğim senin üstüne ne oldu? Gelin batırdı. Gelin mi batırdı? Tahtayı yıkarken üstüme sıçrattı. Dur gelin hanım, dur. Hayır durma, durma kızım. Birazcık yeterli. Aynen aynen, çok koyma. Tamam anne bu hazır. Patlıcanlar soğudu mu? Soğudu soğudu. Anne bir tane kaşık getir, çorba kaşığı. Döküyoruz içine. Ali Nazik'e devam eden gelinimiz közlenmiş patlıcanlarla yoğurt sosunu karıştırıyor. Ne yapıyorsun gelin hanım? Süzgeç ince olduğu için delikleri hiçbir şey kalmaz içinde. Çok akıllıca bir hareket. Sürahinin camı kırıldığı için gelinimiz üzüm suyunu süzüyor. Nereden getirdin? Mahallinden getirdim. Harire tatlısını nasıl yapıyorsun? Harire içine... Üzüm suyu koyuyoruz, un, bu kadar. Siz undur değil. Unun anne. Bence az olacak ha Deniz. Anneciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.